Her şey serbest. Peki Orhan, inşallah elini değer değmez doğru elektrikler İnşallah. alacağın kızlar adaylar gelsin sana. İnşallah. Hoş geldin aramıza. Bir şey daha söylemek istiyorum. Söyle. Ekran başındaki seyircilerimize. Söyle. Hale'ye, Jale'ye falan selam mı? Söyle. Yok yok, selam değil. Ha. Ekran başında oturup da buraya gelemeyen insanlar var. Yani ne bileyim, arkadaşım duyardı beni ayıplar, ne bileyim dalga geçer deyip de buraya gelemeyen insanlar var. Yani ne alakası var şimdi, buraya gelip evlenmeye geliyorsunuz. Yani birisi seni arayıp dalga geçiyorsa o senin zaten arkadaşın değil. Yani seni Allah söyletti. Hani benim eksiklerimi tamamlıyor. Çok insan var buradaki adaylarınıza, gelemeyen insanlar var. Aferin, çünkü kendi muhitinde, kendi çevrende, evet, 10 kişi, evet, 5 kişi, 20 kişi tanıyacaksın. O senin dalga geçiyorsa zaten arkadaşın. Ama burada bir yeni insanı görüyorsun değil mi? Tabii ki, yani normal bir hayatta tanıştığın insan hırsız da olabilir, uğursuz da olur ama burada sizin burada doğru araştırmasını yapıyoruz. Alkışlarla seni yerine yolluyoruz. Bakalım şimdi birazdan neler var. Dün Medeni Bey kendisine talip olarak gelen Aslı Hanım'a şans vererek onu daha yakından tanımak istemişti. Oldukça duygusal olan ve ailesi olmadığı için evlenip yuvasını kurmak istediğini her fırsatta dile getiren Medeni Bey, bakalım aradığı mutluluğu Aslı Hanım'da bulabildi. Herkesin merakla beklediği karar anı birazdan. Zühra'nın dinliğinle insana huzur veren yapısıyla mutlu yuva kuracağı günü bekliyor ve locada taliplerini aramaya devam ediyor. Bakalım Zühra Hanım'ın bugün gelen talibi kim? Zühra Hanım gelen talibine ne cevap verecek? Az sonra. Seni seçtimin en dürüst adaylarından olan İsmail Bey, her fırsatta net ifadelerle evlilikten ve müstakbel içinden ne istediğini söylemişti. Çocuklarına ve ailesine fazlasıyla önem veren İsmail Bey, bugüne kadar gelen talipleriyle ne yazık ki anlaşamamıştı. Bakalım İsmail Bey'in bugün gelen talibi kim? İsmail Bey gelen talibinde aradığı özellikleri bulabilecek mi? Az sonra. Şimdi İsmail Bey'in karşılaşması var. İsmail Bey gel buraya. Gel buraya bakalım. Merakla kim gelecek? Nasıl? Bak. Aranılan adam oldun, görüyorsun değil mi? Sürekli ol, bir talip ederim, geliyor. Provanı kapatıyorum. Alkışlarınız devam ediyor Sevinç Hanım için. Sevinç Hanım hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İstanbul'dan mı katılıyorsun? İstanbul, Sarıyer. Sarıyer, İstanbul, evet. Güzel. İstanbul'un Sarıyer'inden bir hanım geldi, deniz kenarından. Sor bakalım sorularını İsmail. Hoş geldin Sevinç Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim İsmail Bey. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ ol. Teşekkür edeyim. Nasılsınız? İyiyiz. Beni seyrettiniz herhalde. Biraz kriterlerinizi anlatabilir misiniz? Tabii. Siz sorun. Ben söyleyeyim size kriterlerimi. Evli misiniz? Buyur. Biraz yüksek sesle konuşalım da zaten yüksek istiyorlar sesimizi de. Yani çok güzel, çok. Şu an profesyonelleşti yani. Artık programı yönetiyor. Evet. Evet. Kaç çocuğunuz var? Benim 5 çocuğum var. Bir kızım, 4 oğlum var. Anladım. Ben de anlatayım olmazsa biraz. Ben de bir evlilik yaptım. Bir tane kızım var üniversiteye giden. 15 senelik bir evlilik yaptım. Ayrıldım eşimden. 4 senedir de ayrıyım. 4 sene mi oldu? Evet. 4 senedir ayrıyım. Eşim çok sorumsuzdu. İyi, güzel olmuş. O yüzden hep ben çalıştığım için. Sürekli ben çalışıyorum. Öyle.
Çalışıyor musunuz? Evet, çalışıyorum. Beni dinlediniz, ben çalıştırmak istemiyorum. Bunu kabul ediyor yani, musunuz? Tabii ki olabilir. Çünkü şu an benim maddi durum iyi olmadığı için mecbur çalışıyorum. Ailemle kalıyorum. Evet. O yüzden. Çocuklar senin için bir sorun olur mu? Olmaz. Ben çocukları seviyorum zaten. İyi, anlaşırım yani herkesle. Tabii ben de sizin çocuklarınız, ben bir sorun olmayacağını zannediyorum. Hı hı. Eğer saygılı davranırsalar ben sevgiyi göstermeye hazırım zaten. Evet. Her kim olursa olsun benim buraya gelen taliplerimin çocuklarına ben yani sevgi göstermeye şeyim yani. Anladım. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Kaç yaşındasınız acaba? 40 yaşındayım. 44. 40. 40. İyi, biraz yakın yani benim şeylerime uyuyor. Kaç evlilik yaptınız? Bir evlilik yaptım. Bir. Evet, 15 4 senedir. 4 yıl oldu dediniz. 4 senedir ayrıyım, evet. Bu arada hiç böyle tanıştığınız falan oldu mu 4 yıl içerisinde? Hayır, yok. Olmadım. Yani, vaktimde yok zaten. İşi merak ediyorum. Ne işte çalışıyorsunuz? Ya part-time işlerde çalıştım ama bir okulda çaycılık yaptım. Yani yapmaktayım. Evet. Boyunuz ne kadar? 1.70 falan. 1.70? Evet. Kilo? Kilo 85. 85. Başka sormak istediğiniz var mı? Vallahi benim aklıma gelenler soracağım. Siz varsa? Benim pek yok. Yani. Geçmişini falan bir sor. Eğer mahsulü yoksa biraz da bahseder misin? Ben sormayacağım çünkü ben önce de söyledim. Geçmişi beni pek şey yapmıyor diye. Eğer mahsulü yoksa sen söyleyebilirsin. Ya bilmiyorum, fazla da bir niçin şey ayrıldınız? Merak etmiyorum. Ya anlaşamadık. Eşim çok sorumsuz olduğu için çalışmıyordu, evine bakmıyordu. O yüzden ayrılmak zorunda kaldık. Sigara falan var mı? Bende yok. Yok, içmiyorum. Kullanmıyorum. İyi, güzel. Sizde var mı? Hayır. Ne güzel. Yok. Sevindim. Çalıştıracak mısın Allah? Çalıştırmayacak mısın? Evet. Ben çalıştırmak istemiyorum zaten. Söylemiştim. Olabilir. Yani o zaman bırakmak zorunda kalacağız. Yani beni rahat ettireceksen olabilir. Evet. Yani rahat ettireceğim hem de nasıl. Size bağlı yani. Çünkü çok çalışıyorum ya. Hadi. Bayan için çalışıyorum ben. İnan böyle ben. Azimli evet. Çalışıyorum. Bayan için çalışıyorum. Başka için değil. Çocuklarım ve ailem için. Onun için de çalıştırmak istemiyorum yani. Üstüne basa basa söylüyorum. İşe hiç göndermek istemiyorum. Evet, anladım. Allah vermesin. İşte geçen de söyledim. Bir Cenab-ı Allah'ın bir kazası, belası, bir hastalığı, zökelliği olursa herhalde o zaman ki paylaşacağız şeyi, çalışmaya izin vereceğiz. Yoksa yok. Bunları hep izledin değil mi? Birazını, bir kısmını izledim, evet. Evet. İyi, çok güzel ettin geldiğine ya. Keşke herkes böyle gelse. Teşekkür ederim. Ne dedin ben tam anlamadım. Ne dedin? Yani, herkes diyorum böyle evlenmek için gelsin diyorum yani. Çok özel ettin diyorum. Yani geldiğini. Herkes gelemeyenler de var. Hülya Hanım öyle deme. Peki herkes sana mı gelsin? Evet ben hayır öyle değil yani. Herkes bana bir tane lazım Hülya Hanım sen de. Herkes yani gelsin bak demin de söylediler. Ben çok gezen şeyim. İnsan cesaret edip de buraya gelemiyor evlenmeye. İnanın sana öyle. Doğru. Evet. Yani kadınlar maaşla evlenmiyor diyorlar. Bak ihtiyaçları var ki insanlar burada da detaylı işi görüyoruz işte. Şu an nerede yaşıyorsunuz? Ben Sultan Çiftliği'nde. Sultan Çiftliği'nde. Evet. Ne iş yapıyordunuz? Ben bir ay oldu memleketten göçtüm geldim. Evet. İnşaatlarda çalışıyorum. Anladım. Yani ustalık yapıyorum öyle. Hayırlısı. Çocuklarım da çalışıyor.
En büyüğü kaç yaşında? En büyüğü 26 yaşında. 26 yaşında. Kızı olan? Bir kızım var. Bir kız. 26 işte, en büyüğüm kız. Evet, yani büyümüşler artık. Başka aklınızda kalan bir soru var mı İsmail Bey? Mutfakla aran nasıl? Lafını kestim de. Çok güzel, becerikliyimdir. Mutfak işlerinde becerikliyim, ev işlerinde titizim de ayrıca. Benim de iyi sayılır. Ben de yardım ederim sana. Güzel olur. Geldiğim zaman. İşte. Çok enerjik bir erkek olduğunu evet. Anlat. Kadından ne beklediğini diyorsun ya hep bize. Evet, ben çok hareketli birisiyim. Acaba siz nasılsınız acaba? Ben de hareketliyim ve neşeliyim. Evet, neşe. Hı-hı. Neşe dolu birisiyim. Evde. Böyle mutfağa falan işine karışsam acaba kızan mı böyle? Yok yani, aşırıya kaçmadığınız sürece yani olmaz. İşte böyle hı-hı, makineye çamaşır atma falan böyle işlere çok titizim yani. Böyle sokakta, ortalıkta istemem böyle şeyler. Yani hemen ben de alı doldururum. Acaba sen niye karışıyorsun benim işime falan değil mi? Yok yani, ben de titizim, buna gerek kalmayacak. Yani o aletlerle uğraşsam da bir şey demem diyorsun. Yani bilmiyorum. Farklı olabilir. Bakarız. Kapıyı açınca nasıl bir hanım beklediğini anlat. Evet. Ben işten gelsem beni nasıl karşılarsın? Vallahi güleç bir yüzle karşılarım, hoş geldin derim, ilgilenirim. Öyle. Çünkü ben iş saatinden sonra mutlaka evdeyim. Benim kahvem yok. Hiçbir şeyim yok. Mutlaka evdeyim. Evet. Yani o saati biliyorsun zaten. Zile bastım ben. Kapıyı açtın. Ne edersin yani? Nasıl karşılarsın? Hoş geldiniz derim. Yani rahat ettirmeye çalışırım. Ya da herhangi bir iş yapılacak. Hoş geldiniz mi dersiniz? Evet, hoş geldin derim. Yani hoş geldin kocacığım deyip de şöyle güler müler misin? Evet, evet, gerçekten öyle. Biraz önce söyledim. Nasıl yani, gülümser, böyle hareketli halin var mı? Evet, hareketli, neşeliyim, gayet neşeliyim. İyi, güzel, o da güzel. Yani oyun... Sabahleyin işe giderken ne yaparsın? Evet. Ben çünkü yemekten fazla aç duruyum da bu hareketler isteyen birisiyim. Yani... İşe evet. Giderken de yemeğe aynı de yolcu sabah ederim. Kahvaltısını sabah da yapmam. Kahvaltınızı hazırlarım. Heh. Ona göre yani işe giderken de güle güle ederim. Yok yok, kahvaltı istemiyorum zaten. Geri yatacaksın da. Şimdi İstanbul'a öldük ya. İstanbullu olduk şimdi. Geri yatacaksın da beni yolcu ederken ne yaparsın? Yani anlamadım, ne gibi bir şey bekliyorsun geri yatırıp? Ya geri istirahat edecek. Ben eğer kalkıyorum ya. Ben saat 4'te geliyorum. Kahvaltı istemedim dedin. Kahvaltı falan istemiyorum zaten dedim ben. Niye kaldırıyorsun kadını? Yani beni yolcu edecek ya. Beni yolcu eder misin diyorum yani. Beni... Yani tabii ki. Güle güle derim yani. Ondan sonra evde yapılacak işler varsa onlar, çocuklarla ilgilenirim. Yani akşama kadar öyle geçer günümüz. Sen ne bekliyorsun? Sana güle güle koca... Ya benim çolumla çolbağımla hiç ilgilenmeyeceksin. Yaparsan bir akşamdan bir yemek yapacaksın. Sen benimle ilgileneceksin. Sen benim çolum çolbağım. Ben çola çolba hanım almayayım ki. Ben kendim alayım hanım. Benim çolum çolbağım zaten hep çalışıyor. Genç adamlar. Herkes çayını yapıp çayını koyuyor. Ben sana sorduğum, ben sabahından kalkar beni yolcu eder misin? Tabii ki. Ha, iyi, güzel. Yani çayınız, kahveniz, yemeğiniz hazır olur zamanında. Yolcu ederken kocacığım deyip öpsün mü istiyorsun? Evet. Söyle açık açık. Anlayamadık da. Teşekkür ediyorum Hilya Hanım vallahi. Yardım et biraz bana. Çünkü ben şimdi canlı yayında yok ya, bilmiyorum hani şeyi, bir şeylik olur yok, diye konuşamıyorum da. Canlı yayında olmaz. Bunlar ha. Normal şeyler ha. Söyleyebilirsin. Çünkü ben çok isteyeyim öyle bir şeyler ya. Vallahi çok isteyeyim. Yani